Merhaba Tam Indir takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Haftanın en iyi Android ve iOS oyunlarıyla sizlerleyiz. Günaydın. Günaydın. Ekrandan çıktım, yeri geldim. Ne haber? İyi, ne olsun, takılıyoruz. Hafta sonu dedik arkadaşlara güzel güzel böyle İyi Android yaptım. iOS oyunlarını anlatalım dedik. Bu hafta çıkanlardan böyle seçip seçip. Yumurtaya ekmeğini bandın mı sabah? Yok. Birazdan tamam yapacağım mı? Kahvaltıyı. Tamam. Henüz kahvaltı da yapmadık. Peki. Birazdan yapacağız. Peki. Ayarlayacağız onu. O zaman ilk oyunumuzla başlıyorum. Crash Club. Adından da belli olduğu gibi benim çok hoşuma gitti oyun. Gerçekten ben de çok sevdim. Hoşuma gitti. Çünkü tam bir stres atma oyunu. Aynen. Sağa sola vuruyorsunuz. Siz sağa sola vurdukça puan topluyorsunuz. Topladığınız puanlarla da her zaman olduğu gibi yeni kilitli olan şeylerin kilidini açaraktan oyununuzu daha güzel, daha işlevsel hale getiriyorsunuz. En güzel evet. Yanlarından bir tanesi de oyunun yönetmen bey pek yerinde durmadığı ilerleyen için bölümlerde gözüm sürekli oraya kayıyor. Yönetmene mi kayıyorsun sürekli? Gözüm bununla şey yaptım. Evet. Ne diyordum? Online diyordum. Oyunun en güzel yanı online olması. Evet. Diğer rakip araçlarla kapışıyorsunuz. Yer yer aracınız üzerinden makineli yer yer roket alıyorsunuz. Roketinizi o araçlara kilitleyip onları saf dışı bırakıyorsunuz. Evet. Siz saf dışı kalana kadar oyun devam ediyor. Aralarda böyle garaj gibi bir yeriniz var. Garaja girip oradan belki aracınızı... Belki bir Carmageddon çakması. Belki. Bir ince. Ama yani, mobil telefonlar üzerinde oynayabileceğiniz versiyonu. Bu arada Carmageddon'un da mobil oyunu yakın evet. Zamanda telefonlara düşecek. Geldiği zaman onu da sizlere tanıtacağız. Beklemedeyiz. Sıradaki oyunumuzu alalım. Sıradaki oyunumuz Mad Out 2 Big City Online. Bu da GTA'nın yine her zaman olduğu gibi yapılmaya çalışılmış versiyonu. Telefonlar beni burada cezbeden bir şey var. Adamın koşuşu çok güzel. Çok komik koşuyor gerçekten. Zaten sen zıplamasını gör hele. Zıplaması şeyi geçemez ya. Bizim o kilit atan dayı vardı ya böyle. O iyi. Ama bu da zıpladığı zaman ne bileyim böyle bir topukları vurduruyor. Evet. Şöyle bir hareket vardır ya, topukları vurdurursunuz. Yapıyor yani. Oyunda her zaman olduğu gibi görevler var. Yapmanız gereken. Hı-hı. Grafik kalitesi çok üst düzey değil. Değil ama yeterli bence. Şu açıdan iyi bence. Şimdi mesela San Andreas'ı iPad Mini'ye kurduğunda evet. GTA San Andreas'ı iPad Mini'de kasıyor. Valla bu oyunu benim LG G4'te oynadım. Kasma atıyorum, falan olmadı. Atar. Ha bu arada şöyle bir şey var. Oyunun grafik ayarları içerisinden farklı seçenekler var böyle. Yani nasıl diyeyim, böyle bilgisayarlarda ultra ayar vardır ya. En sonuna dayayabilirsiniz veya hani düşürebilirsiniz. Cihazınıza hangisi daha iyi olacak diye şey test etme şansına da sahipsiniz. Ozan Can'la dediğim görevler var, şehirde ulaşıyorsunuz, önünüze gelen arabalardaki abileri arabadan çıkartıp arabasına binebiliyorsunuz GTA'da olduğu gibi. Kazandığınız elmaslarla yeni araçların kilidini açtırıyorsunuz, araç direkt yanınızda lönk diye böyle sanki gökten inmiş gibi bitiyor. Ona binip şehirde yolunuza devam ediyorsunuz. Gayet eğlenceli, hani böyle GTA tarzı bir oyun arıyorsanız mobil cihazlarınız üzerinden mutlaka bunu denemelisiniz. Sıradaki oyunumuz Ozan Can. Sıradaki oyunumuz da Counter Strike'da sağda solda köşelerde pusuya yatmış elinde sniperle bekleyen arkadaşlarımızın seveceği bir oyun olarak geliyor. Kill, shot, virüs arkadaşlar. Virüslerin kafasının ortasına böyle bam diye kurşunu atabildiğiniz virüs demeyelim onlara ya. Virüs zombi gibi. Yemiş. Zombi gibi. İnsanlar evet. Virüs bulaşıyor. Virüs bulaşınca ne oluyor? Zombiye insanları öldürüyoruz. Halbuki bir virüs programı kursanız hiçbir sorun kalmaz değil mi? Aynen, Tam indirde ihtiyacınız evet. Olan en iyi virüs programlarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Hemen onları da videonun açıklamalarına... Araya ne kakıttım ama değil mi bak? Senin işin zaten bu yani ürün yapacak yerleştirme. Şey, ürüne yerleştirme. Ayrıca bu dakikaya kadar bir şey bugün yerleştirmedin. Henüz yerleştirmedim. Bugün yerleştirmeyi düşünmüyorum. oyunda amacınız arkadaşlar şehirde kurtulmaya çalışan insanlara yardımcı olmak. Evet. Bunu yaparken de zombileri elinizdeki sniper'ınızla avlamak. Hani grafikler güzel. Oynanış hatta güzel. Böyle Sniper Elite diye bir bilgisayar oyunu vardı böyle. Onda atış ettiğin izliyorum. Zaman böyle giden mermiyi böyle yakın çekimde gidene kadar görürün. Merminin istediğiniz yerinden bakabiliyorsunuz. Zombileri avlayarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Gerçekten keyifli, eğlenceli bir oyun. Gayet güzel. Güzel. Deneyin. Sıradaki oyunumuz. Into the Badlands. Hı-hı. Blade Battle. Evet, Blade Battle. Okuyamadım orayı. Into the Badlands arkadaşlar aslında bir... Ben direkt dümdüz anlatıyorum. Bekle elde. Ben bir şu kısmını anlatayım sonrasını hikaye, sen al. Hikayeye gerek yok. Hikayesini anlatmam olayda lazım. Olayda elinde kılıç var bu. Tamam da Into the Badlands arkadaşlar hani aranızda izleyenler var mıdır bilmiyorum. Bir televizyon TV dizisi. Evet. FX'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Heh, dizinin yine yaptın ürün yerleştirmeyi hadi bakalım. Kanalına da o şimdi ne yapayım onların dizisi. Evet. Neyse bu... Dizideki kahramanlarla dövüşüyorsunuz. Gerisini Ozan Can anlatacak. Kahramanlarla dövüşüyorsunuz. Dövüşürken elinizde kılıç var.
kılıçla aslında sağa sola samuray yapıyorsunuz bir nevi, indiriyorsunuz. Fakat benim hoşuma giden, yani komik bulduğum bir şey var oyunda. hani öldürdüğünüz şeyler böyle tavuk gibi bildiğin böyle hani. Adam onlar. Sokakta şey var ya. Ne? Neydi, tavuk çevirme dükkanları falan. Oradaki tele vuruyormuşsunuz gibi böyle. Adamlar böyle vuruyorsunuz kılıçla, bam diye devriliyor adam. Vuruyorsun böyle, iki tane vuruyorsun. Bir de ilginç sesler çıkıyor sanki böyle misal, domates kesiyormuşsun gibi. Domates kesiyormuşsun gibi sesler Ozan can, çıkıyor. Ozan gördüğünüz üzere yine oyunu biraz katlettik. Kusura bakmayın, kapımız çaldı. İlla ki biri açar canlı yayınlar sırasında öyle şeyler olur. Olabilir. Canlı yayında olmasa da neyse. Oyunda arkadaşlar karakterleriniz var. Farklı karakterleriniz var. Yine oyunda bir kart mantığı söz konusu. Bu kartlarla karakterlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Her ne kadar az önce postacının azizliğine uğramış olsak da arkadaşlar, kameraya çıkma gibi hobisi varmış kendisinin. Arkadan atladı, belki arada görürsünüz. En son Into the Badlands'dan bahsediyorduk. Evet. Oynamanız gereken güzel oyunlardan bir tanesiydi. Bu hafta çıkış yapan sıradaki oyunumuzu Ozan Can'dan aldım. Senden aldım bu oyunu. Benden mi alıyorsun? Evet. Pirates of the Caribbean Tides of War arkadaşlar. Buyur, oldu mu? Olmadı, istediğim olmadı. Hoşuna gitmedi mi? Belki de okumamıştır demiştim ama okumuş. Yani sonuç olarak yemedim. Hani... Karayip korsanlarını aranızda bilmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum. Bilmeyen var mı? Yoktur herhalde. Yorumlar bölümüne yazın. Anlamadım. Karayip korsanları. Ha evet. Şey neydi o John Depp? Hangi roldeydi? Johnny Depp Reis. Hangi roldeydi o? Karayip korsan Reis. Yok yok, rolünü söyle. Hadi 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 hadi. Bana Jack, benzetiyorlar onu falan demişim. Jack Sparrow rolündeydi arkadaşlar, biliyorsunuz. Oyun bir strateji oyunu. Evet. Strateji oyunu olarak geliştirmişler. Yeni film için yapılan, bizlere sunulan bir oyun. Ama oyunda Jack Sparrow'la kart oynamıyoruz. Oyunu, kart oyunu. İçeride aynen. Kart oyunları dönüyor aynı zamanda. Karakterinizi kart olarak seçip ona göre birçok karakter var böyle. Hani kadın karakterler var, yani erkek karakterler var. Bunların arasından başlarken istediğinizi seçiyorsunuz. Kendi şehrinizi geliştiriyorsunuz. Gemilerinizi inşa ediyorsunuz. Bunun dışında korsanlardan oluşan mürettebatınızı yine şehirden topluyorsunuz. Denizlere açılıyorsunuz. Denizlerdeki diğer korsanlarla mücadele veriyorsunuz. Yer yerde denizlerdeki doğaüstü diyebileceğimiz farklı yaratıklarla kapışıyorsunuz. Strateji oyunlarını seviyorsanız oynayın. Oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Ve 5 oyunumuzu bitirdik. Ve en çok sevilen bonus oyunumuza geçiyorum. Geç. Geçeyim mi? Geç. Ver gergin müziği. Dediğimde vermiyorlar genelde, o yüzden. Genelde vermiyorlar, o yüzden bonus oyuna geçelim biz. GX Motors. Bu da oyunun adını hatırlamıyorum, bir oyuna çok benziyor. Hill Climb Racing. Aynen, ona çok benziyor. Gerçekten ona çok ama benziyor. Ama şey olarak benziyor. Oyunu denge, aracı dengede tutmanız lazım. Mekanikleri olarak benziyor. Aracı dengede tutmanız lazım. Ona göre bence grafikler kötü. Çünkü bence iyi. Araçlar bana göre kötü. Çünkü araçlar daha büyük. Böyle etraf birazcık daha düşük kalmış. Araç o şekilde diyorsun. Araçlara gibi daha yakın görünüyor. Sanırım görünüyorum. Kamera açısı farklı oyunda. O yüzden öyle. Çünkü benim benzettiğim oyunda kamera biliyorsunuz daha uzaktan gösteriyor arabayı. Ama siz, bak bu oyunun güzel yanı var. Biraz daha oyunun içinde gibisiniz burada. Yani, güzel bu oyunun güzel yanı yine online oluşu. Gerçi Hill Climb'ın da hani yeni versiyonunda online vardı diye biliyorum. Burada amacımız hani drag yarışlarında olduğu gibi en hızlı kalkışı yaparak ve yol boyunca gerekli yerlerde nitromuzu kullanmak ve aynı zamanda olabildiğince arabamızı hızlı bir şekilde dengede tutmaya çalışmak. Finişe ve rakiplerimizden önce finiş çizgisine ulaşabilmek, Ozan Can'ın da dediği gibi. Eğlenceli bir oyun, denemenizi öneriyoruz yine. Hem beceri var, hem yarış var, hem only ile. Daha ne olsun arkadaşlar. Yine bir hafta, bir hafta değil, bu hafta da, bu haftanın mobil oyunlarının sonuna geldik arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Videolarımızı beğeniyorsanız. Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sormak istediğiniz her soru için ve önerileriniz için. Yorumlar bölümünden yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ve son olarak bize doğru göklerden gelen bir şey var. Wow. Evet. Nedir? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmuyorsunuz neden arkadaşlar? Neden? Çünkü siz yoksanız abone olmak bir çok kişi eksiz. Aynen öyle. O zaman sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Baştan mı alacağız? Hayır, kesip yapıştırayım abi. Kes yapıştır bizi. Tamam, devam et hadi. O zaman sıradaki oyunumuza devam ediyoruz diyorum abi. Kes yapıştır bizi. Lan. Giriyorum. Gir.
Az önce postacının Aziz'ine uğramış ol. UPS Kargo direkt kendisi gelip ürün yerleştirdi arkadaşlar videoya. Dayanamadı. Sen yerleştirmeyince adamlar kendisi geldi yerleştirmeye. Tebrik ediyoruz buradan da UPS Kargo'ya. UPS Kargo'nun mobil uygulamasını açıklama bölümünden izleyebilirsiniz. Bu haftalık öndürümüz bu kadardı arkadaşlar. Bu hafta eksik kalsın. Çünkü biraz böyle oldu. Bonus oyun da yok. 5. oyun da yok. 4. oyun hiç yok. Kendinize iyi bakın.